Şimdi, geçen hafta suç, haksızlık, ceza, o kavramlara, onlara geliyorduk. Kitabı izliyoruz. Yani kitabı yakından izlemeyi ihmal etmeyin. Çok zor gelebilir ama deneyin. Burada sitede de bulacaksınız. Şimdi, her kavramın çıkarsanması gerekiyor. Kavramları rastgele toplamıyoruz. Suç kavramı, ceza kavramı, haksızlık kavramı, bunların her birinin çıkarsanması gerekiyor. Bilimin koşulu bu. Dolayısıyla burada pek bilmiyoruz ama tek de olsa yine de geliyor. Ben şöyle düşünüyorum, bence öyle değil falan gibi görüşler, kişisel kanılar kesinlikle felsefede bir yana bırakılması gereken şey. Dizgeyi düşünüp, dizgeye uygun mu değil mi ona bakacağız. Hegel'in kendisi de sürekli yokluyor kendini, herhangi bir şekilde yanlış bir noktada katılaşmak kadar yıkıcı bir sonuç olamaz. Çünkü onu izleyen her şeyde bozuk gidecek demektir. O yüzden çok uyanık olmak. Yani bir yıl bulunabilir, benzetme terimi bulunabilir. Kimisi bulmaca çözmek diyor filan. Ama önemli olan o dizginin bileşenlerini doğru yerlerine oturtmak. Şimdi haksızlık kavramı tabii ki hak kavramını gerektiriyor ama Hegel haksızlık kavramına sözleşme kavramından geçiyor ve sözleşme kavramının nereden geldiğini biliyoruz. Nereden geliyor? Hükümetten geliyor. Evet, açalım yerimiz olduğuna göre. Şimdi... Şu alanla ilgileniyoruz. Hak kavramı... kavramının mantıksal çıkarsaması ve mülkiyet kavramı üzerine daha bütün belirlenimlerin dayandığı ilk kavram. Bunları biliyoruz. Şimdi burada haksızlığın sözleşmeyle ilgili olması haksızlığı daraltıyor. Çünkü moral haksızlıklar olabilir, karar haksızlıklar olabilir. Onlar da şu anda burada düzenliyoruz. Hegel'in dizgesinde böyle bir şey var, alışmadığımız bir yaklaşım var ya da bizi ona zorluyor. Yani bir kavramı henüz çıkarsanmadan kullanamayacağız. Hak alanında, soyut hak alanında ahlaktan söz etmiyoruz, etikten söz etmiyoruz, devletten söz etmiyoruz. Yani bunlar daha ileride olur, ona dikkat edelim. Sözleşme, iki istencin mülkiyetleri konusundaki bir anlaşması. Sen mülkiyetini vereceksin, ben mülkiyetimi vereceğim. Bunları değiş tokuş edeceğiz ve bu kadar. Buradan şeyler çıkıyor, hemen problemler çıkıyor değil mi? Bu ilişkide olabilir, haksızlık olabilir. Bir taraf öteki tarafı aldatabilir. Bir taraf öteki tarafı değil ama evrensel hakkı aldatabilir. Bir taraf hem öteki tarafı yani hem tikel hakkı hem de evrensel hakkı aldatabilir ve o zaman gerçek anlamda haksızlık ortaya çıkar ve suç ortaya çıkmış olur. Hegel birinci haksızlık biçimini kasıtsız haksızlık olarak görüyordu. Şimdi bunlar kitaba bağlı. Yani kitaptan izlemeniz gerekiyor. Çünkü belli bir karmaşa var aslında. Hemen kolayca düzenlenecek şeyler değil. Kasıtsız haksızlık ne tikel istenci çiğniyorsunuz ne de evrensel istenci. İkisini de tanıyorsunuz ama yanlış yere haklı olduğunuzda diretiyorsunuz ve dolayısıyla haksız oluyorsunuz. Burada hak tanındığı için iki yanda da bu şey değil, bir ceza gerektiren bir durum değil. Eğer durum çözülürse hak yerini buluyor ve herhangi bir ceza olmuyor. Dolandırıcılık geliyor ikinci haksızlık türü olarak. Dolandırıcılıkta tikel mi kandırılıyor, evrensel mi kandırılıyor? Tikel.
Kişiyi kandırır. Kişiyi kandırıyor. Bireyi kandırıyor. Evren seni tanıyorsun. O neydi? Ama orada yine şey var. Ceza ortaya çıkıyor. Kişiyi kandırdığın için. Son haksızlık biçiminde hem kişinin hem de evren senin kandırılması ya da iki hakkın da çiğnenmesi ve bu şey gerçek suçu oluşturuyor. Suç kavramı, ceza kavramını birlikte getiriyor. Bunlar ayrı olarak düşünmek şey değil. Doğru değil. Suç varsa ceza da olması gerekir. Eğer ceza yoksa suç da olmayacak. Bunlar birbirlerine bağlı olan kavramlar ve gel bir takım enteresan şeyler söylüyor. Enteresan değil ama kulaklarımıza enteresan gelen şeyler söylüyor. İşte belki de burada en şaşırtıcı olan şey suçlunun, duyuncunun da cezayı onaylaması. Bu onun aynı şey değil, değil mi? Çünkü suçlunun duyuncu da kendinde evrensel duyuncu ve o da hakkı, haksızlığı ayırt edebiliyor. Yani kendi haksızlığını gördüğü anda onun bir cezayı hak ettiğini biliyor. Buna şaşıran bazı felsefe yazarları var, kitaplarında yazıyorlar. Aslında normal, yani Hegel'in felsefesine göre, sistemine göre o cezası, suçunu gören bir insan kendi cezasını isteyebilir de, kendini cezalandırabilir bile. O şey değil, olmayacak bir şey değil. Şimdi bunlarda hiçbir şey yok. Karışıklık ya da zorluk yok. O zaman zor konusuna gelelim. Zor konusu gerçekten zor bir konu. Zor nerede ortaya çıkıyor? Zorun çözülmesini nasıl yapacağız? Peşinde de ilişkisi nedir? Zor İstenci, istenci zorlaması diye bir şey olabilir mi? Olabilir. Ve o zorlama neden ortaya çıkar? İstemsel birbirini kabul etmediği için ortaya çıkar. Zorlama nasıl olabilir? Şiddetle de olabilir. Sözel şiddet de olabilir. Belki de fiziksel şiddetle önce sözel şiddet gelebilir ve burada tabii ki de mülkiyet ilişkileri olduğu için işte hırsızlık, soygun filan bu tür şeyler söz konusu ama genel olarak zorla düşünürsek zor bir istenci, öteki istenci kendine benzetmesi ya da ona boyun eğdirmesi isteği. Böyle diyeceğiz ve o zaman burada bir şey yok. Zorluk yok gibi görünüyor. Şimdi burada problem şu, istencin istenci zorlaması, istencilerin birbirlerini tanımaması gösteriliyor değil mi? İstenciler birbirlerini, şimdi istencin karakteri özgürlüktür, sözü özgürlüktür. İstenci özgür olmaksızın olamıyor da ve de bir istenci zorlamak, herhangi bir şekilde zorlamak, onu çiğnemek demek, onu tanımamak demek, onun hakkını da çiğnemek demek. Öteki istenç özgürse direnecek. Köle istencin, olmadığını kendisi bir oksimorondu, kölenin istenci olmaz diyor. Dolayısıyla kölenin zorlanması gibi bir şey söz konusu değil. Köle her deneyi yapmak zorunda, yapmak durumunda, otomatik olarak yapıyor ya da boyun eğdiği için yapıyor. Özgürlüğü biliyor olabilir ve yine de köleliği kabul etmek zorunda kalmış olabilir. Özgür insanların birbirlerini zorlamaları neden oluyor? Şimdi istencin tanınması ve tanınmaması ayrımı bütün dünya kültürünü şu anda ikiye bölen faktör. Özgür kültürler ve despotik kültürler. Despotik kültür terimi uygun bir terim. Doğru, geçerli bir terim gibi görmüyorum. Despotik kültür. Şimdi, örneğin Ukrayna'da oldu en yakın zamanlarda. Biliyoruz Rusya'nın durumu, işte İran'ın durumu, Çin'in durumu. Buralarda despotizm var. Yani bireysel istenç tanınmıyor. Bireysel istenç çok kısıtlı bir şekilde tanınıyor. Bu anlamda bunlar despotik. Kuzey Kore'ye baktığınız zaman açık bir şey var, çok açık bir çirkin şiddet ve histeri düzeyinde bir şey var, despotizm var. Bu nasıl olanak oluyor? Bir tek insan nüfusun
Kuzey Kore'nin nüfusuna kadar benim ama fazla değil mi? O kadar nüfusa nasıl egemen olabilir, nasıl onların üzerinde durabilir? Stalin en yakınındaki insanları bile yok etti. Yani diyelim ki yakın bir şeye, çevreye dayanıyor ve o çevrenin de gücüyle kendi gücünü yayıyor. Aslında olan şey bir anlamda öyle ama o çevre de şey, korktuğu için boyun eğiyor. Gönüllü olarak değil, belki bir tabi çıkar dürtüleriyle politik olarak davranıyorlar bir süre. Ama bir despotik istemcen, monarş diyelim buna ya da diktatör diyelim, ne dersek diyelim, bunun kendini kabul ettirebilme, burada güç kavramı ortaya çıkıyor. Güç ve istençle aynı şeyi diyeceğiz. Eğer bir istenç başka istençler üzerinde etkiliyse o istence güç diyeceğiz. Güç, power denen şey. Şimdi bir istencin başka istençler üzerine egemen olması, onların istençler olmamalarına bağlı. Çünkü istenç, eğer istençse başka bir istenci kendi üzerinde tanımaz. Kabul edebilir, onaylayabilir ama o boyun eğme anlamına gelmez. İstençlerin zorlanması, istenç olarak tanınmaması anlamına geliyor. Yani bir istenci siz zorluyorsanız, bir insanı zorluyorsanız, o insanı özgür bir insan olarak, istenci olan bir insan olarak, bir kişi olarak tanımıyorsunuz demektir. Bu despotizm. Bütün bir kültüre yayabilir miyiz? Yayıyoruz. Şimdi neden yayıyoruz? Çünkü özgürlük önemli bir şey. Homo sapiens mağaraya doğduğunda özgürlüğü bilmiyor. İstemcinin duyduğunun bilincinde değil. Çok bize dehşet verici kültürel biçimlerden geçiyor. Yamyamlık evresinden geçiyor. Ensest evresinden geçiyor. Bunları normal olarak yapıyor. Ve özgürlüğü de bilmiyor. Bunları öğrenmek zorunda. Öğrendiği zaman o da bir anda bütün bir nüfusun o bilinci kazanması şeklinde olmuyor, zaman içinde oluyor. Eğer Hristiyanlığın yayılması 1500 yıl sürdü diyor. Yani Hristiyanlığın gerçek kavramına göre insanlar tarafından bilinmesi, tanınması bu kadar süre aldı ve bu şey değil. Buradaki sürenin uzun ve kısalığı şey bizim için önemli değil. Yani uzun da diyemeyiz, kısa da diyemeyiz ya da hem uzun hem kısa diyebiliriz ve önemli olan insanların bunu öğrenebilmeleri. Nasıl öğreniyorlar? Dışarıda örnek yok, model yok. Hiçbir devlet modeli yokken nasıl devlet kuruyorlar? Hiçbir yasa yokken nasıl yasa yapıyorlar? Hiçbir diyelim ahlak normu yokken nasıl ahlak normları oluşturuyorlar? Bunlara görgücüler, pozitivistler falan şey diyorlar, insanlar dışarıya öykünüyorlar, dışarıdan alıyorlar ama dışarıdan rasyonelistler bunu kabul etmiyorlar. İnsanların bu yetenek, bu yetilerle doğuyorlar, yani kavram oluşturma yetisiyle doğuyor. Bu da şey gibi görünüyor, anlaşılır. Şimdi bir şeyden kopmayalım, özgürlük, istenç, zorlama, haksızlık. Despotizmi istenç yokluğu olarak kabul edebilir miyiz? Yani şimdi bir yerdeyiz, İsveç'e despotik bir kültür diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çin'e diyebiliriz. Rusya'ya diyebiliriz. Eski Rus Cumhuriyetlerinde uygulanan yönetimlere diyebiliriz. İnsanın insanın yönetmesi kavramını düşünelim. Yine bu terimlerle ilgili olarak, bunlarla bağlantılı olarak. Yönetmek ne demek? Yani yönetmek eğer birine egemen olmak demekse yine orada bir istenç alt-üst ilişkisi var. Buyruklar despota karşı çıkmadıkları zaman problem yok. O zaman şiddet yok, zor yok. Herkes kuzu kuzu işini yaparsa, boyun eğerse problem yok. Ama modern dönemle birlikte insanlar özgürlüğü öğrenmeye başlıyorlar ve problem o zaman ortaya çıkıyor. Despotlar çünkü şeyi düşünün, Roma İmparatorluğu'nu düşünün. Roma İmparatorluğu'nda hiçbir
Yahudiler dışında hiçbir kavim, halk, şey, isyan etmedi Roma imparatorlarına. Osmanlılar için de aynı şey geçer. Çünkü bunlar devlet, imparatorluk, krallık, çarlık ne olursa olsun. Ve bunlar o ulusun varlığının şeyini veriyorlar, güvencesini veriyorlar. Tabii devlet sadece güven, can güvenliği için ya da ülke güvenliği için bulunan bir şey değil. Egemenlik, devlet asıl karakteri ve onu bir araç olarak görmemek gerekiyor. Şimdi despotizmi düşünüyoruz. Despotizm özgürlüğün yokluğu. Özgürlük bilince ortaya çıktığı zaman o yine aşamalı olarak derece derece yayılıyor, güçleniyor ve despotizmin şeyi bozuluyor, dinliği bozuluyor. Çünkü Osmanlılar, padişahın altı, Osmanlı tebaaları, revayalar, halk ya da ne dersiniz değil, padişahın altında başkaldırmadan uyum içinde, barış içinde yaşadıkları zaman problem yok. Ama şey, istenç ve özgürlüğün doğması durumu değiştiriyor. Ulusal istençlerin doğması, ulusal benliklerin, egoların doğması imparatorlukların sonunu getirdi. Hintliler de bir şekilde ulus gibi hissetmeye başladılar kendilerini ve İngilizlerden ayrılmak istediler, ayrıldılar. İstenç ulus ölçeğinde de var, birey ölçeğinde de var. Şimdi biz zor konusunu analiz ediyoruz. Zor istenç ilişkilerinde nerede kendini gösteriyor? Bir taraf kendi hakkını gördüğü zaman ve karşı taraf haksız gördüğü zaman ve kendi karşı taraf onun hakkını tanımadığı zaman zor uygulayabilir. Durup dururken zor uygulamaz. Eğer birisi malını ötekine direnç göstermeden veriyorsa burada potansiyel bir zor var ama açıkta bilimsel bir zor yok. Zor ikinci istenç, birinci istence direnirse o zaman ortaya çıkıyor ve genel olarak zor bir istenci öteki istenci tanımaması, çiğnemesi diyeceğiz. Onun için ikinci istencin de şey olması gerekir, kendinin bilincinde olması gerekir. Eğer bir köleye zor uygulamanıza gerek yok ya da özgürlük bilincinde olmayan bir cool karakterindeki insana zor uygulamaya gerek yok çünkü söylediğini yapar. Her söylediğinin yapmak kölelik ya da kulluk değil. İnsanlar anlaşmalar olarak olarak da şeyi yapabilirler, başka istençleri. Emir dediğimiz şey, buyruk dediğimiz şey zor mudur? Haksızlık mıdır? İstenç tanımamalıdır. Sonucuna bağlı. Nasıl? Sonucuna bağlı. Askerle askere gidiyorsunuz ya da bir şirkete gidiyorsunuz. Orada size verilen şey emir. Söylediğini yapmayı söylemelisiniz. Onu baştan kabul ederek giriyorsunuz ve onun koşulu var. Orada bir efendi-köle ilişkisi yok, boyun eğme ilişkisi yok. Bir sözleşme ilişkisi var. Dolayısıyla orada bir problem yok. Orada insan kişiliğinin çiğnendiğini falan şey yaptığını düşünmüyor. Eğer şey olursa, bazen buyruklar, emirler şey olabilir. Bizim duyuncumuzda ters olabilir. O zaman emirleri çiğneriz ve de sonucuna katlanırız. Ya şeye veririz, divan harbe veririz. Kurşuna diziliriz ya da belki bir saatte çıkarız. Bilemeyiz ama normal olarak emirleri dinlemek, buyrukları dinlemek askerlikte ya da belli durumlarda bu şey değil. Boyun eğme anlamına gelmiyor. Bu baştan öyle. Çünkü biz de emir verebiliriz. Burada bir kölelik bir şey yok, durum yok. İstenç çiğnenmesi, haksızlık gibi bir durum yok. Ama bir istenç, ki özgür istenç, despotizm genel bir terim. Şimdi, bunun yerine başka bir şey kullanabilir miyiz? Diktatörlük diyebiliriz ama diktatörlük özel bir despotizm için. Tiranlık daha başka bir, daha özel bir. Despotizm genel, bunlar hepsine katsıyor gibi görünüyor. Özgürlük ve despotizm karşılığı var. O zaman bu kavramların gelişmesi açısından özel önemli olan bir nokta, bu şeyin tüzel felsefesinin bütünlüğü içinde olan bir nokta olarak görünüyor. Özgürlük kavramının ortaya çıkışı despotizmin son anlamına geliyor ve despotizm sadece, başlangıçta onu yakalamaya çalıştık. Yani despotizm sadece tek erkin, tek bir insanın istencine bağlı bir şey değil. Karşı tarafın istencinin olmamasına da bağlı. Dolayısıyla karşı tarafın
despotun karşısındaki insanların, halkın, nüfusun, onun özgürlük bilinci geliştikçe belli bir noktadan sonra o şey bozuluyor, dinginlik bozuluyor ve Ruslar çarlarını devirdiler, Fransızlar krallarını devirdiler, yok ettiler. Despotizm olarak görülüyordu onlar. Onun yerine yasa egemenliğini geçirmeyi istediler. Yasa kimsenin istenci değildi. Yani bireyin istenci değildi. Yasa evrensel ulusal istenç diyebileceğimiz şey. Yasayı paşalar da yapabilir, krallar da yapabilir. Solon yaptı, Hammurabi de yaptı. Bunların yasa yapma güçleri ya da yetkileri var ve halk hani Solon'dan istediler. Solon kendisi gelip ben size yasa vereceğim diye diretmedi. O istek üzerine yerine yasaları yaptı ve yasaları yaptıktan sonra oynamasınlar diye o yasalarını, benden onları değiştirmek istemesinler diye kendi ülkesinden çekip gitti. Babam yasaydı. Yasa egemenliği, yasa şey değil, fiziksel bir varlık değil, bir şey gibi, bir bireysel egemen gibi bir fiziksel varlığı yok. Yasa tinsel, soyut bir varlık ve onun egemenliği ne demek? Yasa egemenliği ne demek? Belli bir istencin tanınması demek. Yasa bir istenç. Kimin istenci yasa? Genel istenç. Yani bütün nüfus onu şey yapabilir. Peki, yasayı şeyler yapıyor, tekerler yapıyor ya da belli kişiler ya da kurumlar yapabiliyor. Halkın yasa yapması, bütün insanlığın yasa yapması neden? Onu düşünmemiz gerekiyor. Özgürlük geldiği zaman insanlar, o insanlar politik olarak da kendilerini güçlü olarak göstermek isteyecekler, güçlerini uygulamak isteyecekler ya da en azından hak olarak görecekler. O keyifli bir şey değil bu. Ve de yasalarını kendileri yapmak isteyecekler. Kendilerine uygun bir şekilde yapmak isteyecekler. En de sonunda anlaşacaklar. Asgari ücret şu kadar olacak, çalışma saatleri bu kadar olacak, vergiler şu kadar olacak, sağlık sektörü böyle işleyecek. Bunlar insanların kendi aralarında görüşerek, tartışarak bir çözüme bağlayacaklar. Problemler. Burada zor faktörü var mı? Özgün insanlar arasında zor olur mu? Korku faktörünü de getirelim. Korku faktörünü. Özgür insanlar, şeyler, zor faktörü, şiddet faktörü, korku. Çünkü korku faktörü de şey, bu zorun ya da despotizmin. Şimdi despotizme ses hiç karşı çıkmadan boyun eğen bir kitle korkmaz. Çünkü onlar bir çatışma içinde değil, ondan bir göz daha görmüyor ve bir zor tehdit yok. Ama o şey başlarsa, gerilim başlarsa, özgürlük bilinci despotla çelişmeye, çatışmaya başlarsa o insanlar çatışmaya girecekler ve dolayısıyla şey korkmaya başlayacaklar. Korku da boyun eğmenin koşullarından biri. Zorun, şiddeti, korkunun, terör, terör nedir bu? Terimlerle ilgili olan bir başka terimde terör. Terör teriminden Hegel şeyde söz ediyordu, soyut istenç, evrensel istenç ya da olumsuz istenç bölümünde. Hatırlayan var mı? Hinduizm'den ve terörden söz ediyor. Hiçbir şey istememe, tüm belirlenimleri reddetme. Bu şey. özel bir durumda. Şimdi despotik kültür sözüne doğru mu diye düşünüyorum. Özgür toplumlar, despotik toplumlar. Despotik toplumlar bireyleri özgürlük bilincini kazanmamış olan, istenç taşımayan kişiler olmayan, dolayısıyla onlara bağlı haklarını da bilmeyen ve o haklara sahip olmayan insanların topluluğu. Burada devlet var, yasa var ama devlet ve yasa bu insanların bilincinin üstünde duruyor, onların istencinin üstünde. Düşünün, Türkiye'nin bir zamanlar
kültürden bütünüyle uzak köylülük, köylü milyonlar vardı. Ya da başka pek çok ülkede durum vardı. Bu insanların politik şeyleri var. Onlara politik hak verilmiş. Seçim hakları falan var. Dolayısıyla şey diyemeyiz onlara. Baskı altındalar ve politik olarak hakları sorunmuyor, istençler sorunmuyor diyemeyiz. Ama yine de bilgisizlik dolayısıyla kolayca aldatılabiliyorlar, manipüle edilebiliyorlardı. Özgürlüğün verilmesi yeterli değil, aynı zamanda şey de gerekiyor, eğitim de gerekiyor. Hindistan'da da demokrasi var görünürde ve orada da rajalar milyonlarca insanı denetledikleri için oyları da denetliyorlar ve oradaki demokrasi de şey iyi işleyen bir demokrasi değil en azından ama iyileşecek, iyileşiyorlar mutlaka. Şimdi despotik kültürler özgürlük bilincini taşımayan kültürler ve buraya kadar bir problem çıkmadı. Bütün kavramlar birbirleriyle tutarlı. Öyle görmüyor, bir şey çıkmıyor. Takılamıyoruz bir yerde. Despot, kral olabilir, padişah olabilir, her şey olabilir. Diktatör ve despotun arasındaki ayrım formu edebilecek miyiz? Diktatörün zor kullandığını söyleyebiliriz. Despot zor kullanmıyor çünkü şey değil. Gerek kalmıyor. Gerek kalmıyor ama Ukrayna'daki Yevchenko'ydu değil mi? Evet. Yevchenko. Bu kişi şey zor kullanıyor ve kendisinin politik gücünü arttırmak için yasal ayarlamalar yapıyor, anayasal değişiklikler yapıyor vesaire ve halk da buna karşı direniyor. Burada bir sıcak durum var ve çok sayıda insan da öldü. Şu an şey oldu değil mi? Tutuklamaya mı çıktı? Tutuklandı mı en son? Rusya'ya sınırlı. Rusya ona koruma vaat etti. Evet. Ama yani, ona, pardon, onun diktatör tanımına tam girmez ki. O bir tarafın insanı. Yani yönetici olarak gelmiş başa ama seçimle gelmiş vesaire ama arkasında onu kurgulayan birisi var. Rusya mı var? Putin. Evet. Aynı şey yani. Ama mesela bir Hitler öyle değil. Kendi milletinin içinden, kendi milletinin seçimiyle gelmiş ve dikte ederek veya o tam diktatör tanımına uygun gibine geliyor. Ama işte Hitler Hindenburg'un ölümünden sonra seçim yapıldı ve rakam oynamanın sonucunda şey çıkmış, %98 halkın nüfusun %98'in onayını oyuna almış. Yani bu da en azından o aşamada zorlama demeyeceğiz. Onun analizi çok daha farklı. Çünkü demokrasi halkın istenci politik olarak tanımlanırsa o zaman o istencin her durumda ulusal olabileceğini, haklı olabileceğini varsayamayız. Rousseau şey diyor, genel istenç herkesin istenci değildir. Genel istenç herkesin istenci değildir. Yani bütün halkın istencinin özeti diye bir şey değil genel istenç diyor. Genel istenç demek istediği şey ulusal devlet. O devlet eğer halk tarafından seçilecekse daha önceki despotik yönetimlerden ayrı olarak demokratik olacaksa halk tarafından seçilecekse o zaman halkın eğitim düzeyi, özgürlük düzeyi onlar belirleyici oluyor. Yani siz kulluğa alışmış bir halka demokrasiyi verdiğiniz zaman o şeyini kullanamıyor. Kendi istencine tam olarak sahip olmadığı için politik istencini de tam olarak özgürce anlatamıyor. Korkuyor, etki altında kalıyor, bağımsız düşünemiyor ve bir birey olarak davranamıyor. Bunlar bazı sorunlar şey, oldukça ince ya da karışık çünkü kulluk karakteri, İslamik ülkelerin karakteri, çünkü bunlar şey değiller, Hristiyanlıkta olduğu gibi en azından Tanrı ve birey arasında eşitliği, birliği değil ama Tanrı'nın üstte olmasını ve bireylerin, tüm bireylerin, padişahı dahil olmak üzere bunların kul olmaları gerektiğini kabul eden bir inanç biçimi ve kulluk karakterinin bireylere empoze edilmesi, bu çocukluktan eğitimden başlayan, küçük yaşlardaki eğitimden başlayan bir şey. Bu insanlar demokrasi yapabilirler. Batılıların pek çoğu Müslümanlar demokrasi yapamaz
diyecekler çünkü şey değil, özgür istençleri yok. İslam'da özgür istence inanıyor muyuz, kabul ediyor muyuz? Kesinlikle. Tartışmalı. Evet, tartışmalı. Yani düşünce ekollerine göre tartışmalı. Bazı ekoller kabul ediyor bazıları. Tabii. Hangi ekoller? Mutezile, Mutezile kabul ediyor. Tasavvuf İslam değil. Peki bir şey soracağım. İslam yani sonuç. Tabii ki değil mi? Eş'ari kabul etmiyor, Mutezile kabul ediyor. Yani örnek olarak verebiliriz. İncelemek için ve İslam'ın içinde din dediğimiz şey için. Tasavvuf şey değil, din değil. Tasavvuf felsefe de değil, din de değil. İkisinden apayrı bir şey. Ona ayrı çözümlemek gerekir. Yani evet önemli bir duruş noktası ama din içinde değil, yani İslam'ın içinde ya da başka bir din içinde göremeyiz. Şeyde de var, Hristiyanların arasında da var. Tabii, kulluk, Tanrı kulluğu kavramı insanları özgür istençlerinden yoksun bırakıyorsa orada birey ortaya çıkamaz. Politik bir istençten söz edemeyiz. Teorik olarak eğer buna karşı seçimler varsa, insanlar kendi istençlerini anlatıyor, o zaman orada şeyi görüyoruz, o kulluk kininin zayıfladığını ya da yavaş yavaş silinmeye başladığını görüyoruz. Yani bir dinin kavramı bir şey, o dinin realitesi başka bir şey. İkisine arasındaki ilişki şey değil. Saptamak, ölçmek kolay değil ve o konularda ne kadar ampirik araştırma yaparsanız yapın, o bile yeterli olmaz. Ancak yaklaşık tahminlerle yetinebiliriz. Fransızlar protestanları silip attılar, yok ettiler. Katolik olmaları gerekir. Dolayısıyla Katolik Hristiyanlıkta da özgür istenci olmadığı için, Papa'nın istenci bütün Katoliklerin üzerinde olduğu için, Rahiplerin istenci bütün Hristiyan, Katolik Hristiyanların duyuncunda olduğu için orada da politik bilincin geri olması gerekir. Geriliğini görebiliyoruz. Politik bilinç Kuzey'e göre, İngiltere'ye, Amerika Birleşik Devletleri'ne, İskandinavya'ya göreli olarak İtalya'da, İspanya'da, Katolik ülkelerin pek çoğunda ve Latin Amerika ülkelerinde, onlar da Katolik, oralarda politik istenç zayıf ama belli bir ölçüde var ve Fransa'da ateizm oranı çok yüksek. Yani onlar protestan olmadılar ama Katolik'ten de çıktılar ve deizme ve ateizme döndüler önemli bir oranda. Onun politik yapıları üzerinde, devletler üzerinde tabii ki şey var, etkisi var. Şimdi kulluk, İslam dünyasını düşünürsek 1 milyara yakın şey var demek, İslam nüfusu var yani. Çok büyük bir rakam ve bu insanların politik olarak olgunlaşmaları bir problem. Katolikler için aynı şekilde, Ortodokslar için, çünkü bunlar da şey, özgür istence tam realize edebilecek kültürler değiller. Ortodokslarda da şey var, Rahipler sınıfı var ve Rahipler sınıfı şey yapmıyor, bireyi özgür bırakmıyor. Birey olmasına izin vermiyor, istenç olmasına izin vermiyor. Karar vermesi, eylemde bulunması, politik olarak davranması, bağımsız davranması, bunlar unutturuluyor ya da geliştirilmiyor. Yani insanlar büyürken o küçük yaşlarda alacakları yapılar çok önemli. Eğer istenç küçük yaşta kırılırsa ve bozulursa o öyle kalır. O çocuk moral olarak gelişmez. Sürekli dışsal olarak denetlenmesi gerekir. Dışsal buyruklar altında kalması gerekir ve dinin etkisi ve önemi burada çok büyük. Kendi moral doğrularını geliştiremeyen, saptayamayan bir nüfusu düşünürseniz, çünkü moral yargıda bulunabilmek için duyunç özgürlüğü gerekiyor. Duyunç yetisini kullanmayı bilmek gerekiyor. Bu ise uygulanarak kazanılabilecek, uygulamayla kazanılabilecek. Bu uygulama yasaklanmışsa, sürekli terbiye altında, sürekli denetim altında, sürekli düzeltme altında ve dışsal buyruklar altında yetişen insanların şeyleri, moral büyümeleri şeyi olanaklı değil. İnsanlar moral olarak şey kalacaklar, ham kalacaklar. O üzerlerindeki denetim kalktığı zaman ya da oradan yardım alamadıkları zaman ne yapacaklarını bilemeyecekler ve
Dolayısıyla ahlaksız gibi davranacaklar ve o dışsal denetimin kalkması durumlarında yaşanan olaylar en azından Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra onu gösterdi. Yani o insanlar belli bir baskı altında düzgün davranıyor gibi görünürler. Ama o baskı kalkar kalkmaz moral olarak hiç de iyi olmadıkları ortaya çıktı. Mafyalar çıktı, hırsızlıklar oldu, kleptokrasi dendi. Yani hırsızlık erkeği anlamına geliyor. Bu kapitalizmle ilgili daha da kötü bir şey. Çünkü moral olarak onlar baskı altında kaldılar ve parti onlara ne yapacaklarını, ne yapmayacaklarını söyledi ve o baskıya göre davrandılar. Çocuklar gibi davrandılar çünkü kendi bünyeleriyle davranmadılar ve onu öğrenemediler. O dışsal belirlenip kalktığı zaman da ne yapacaklarını bilemediler. Daha doğrusu dörtüsel davrandılar. Şimdi moral felsefeye geçiyoruz bu şeyler. Soyut hak alanından sonraki ikinci konumuz moral alakasıdır. Moral felsefe ve burada duyunç kavramının kendisi ortaya çıkmaya başlıyor. Soyut hak alanında duyunç yok dedik. Orada istenç dolaysızlık gibi deniyor. Yani aslında bizim çok önemli olan şey orada istencin herhangi bir şekilde iç yargıda bulunmadan davranması. Mülkiyet bu işin ilk alanın, soyut hak alanının özel kategorisi mülkiyet. Ve mülkiyetin sınırsızca büyümesi için hiçbir engel yok. Burada hiçbir mantıksal engel yok gördüğünüz gibi. Çünkü içsel olarak da bu alanda henüz şey bulunmuyor Ege'nin dizgesinde. O mülkiyet istencinin önüne geçebilecek herhangi bir içsel denetim, moral denetim diye bir şey yok. Çünkü duyunç alanı daha sonra o yüzden şeyi açıklayabilirsiniz. Hırs denen şey, açgözlülük denen şey, kapitalist güdünün asıl enerjisi olan bu faktörler ancak moral olarak geri dönüş insanlar da olabilir. Hırs herkes de olabilir ama hırsı denetlemek o erdem, o moral olmak demek. Eğer moral bir moral yetenek gelişmemişse, duyunç yeteneği gelişmemişse o insanın içsel olarak kendini denetlemesi söz konusu değil. Çünkü o denetleyecek şey yok, o duyunç gücü yok ya da içten gücü yok. Şimdi o zaman sermaye birikimi denen şey, mülkiyet büyümesi denen şey her zaman duyunçsuzlukla birlikte mi olur? Böyle bir genelleme yapabilir miyiz? Nerede büyük mülkiyet varsa orada büyük duyumsuzluk, büyük ahlaksızlık vardır diyebiliriz. Şart büyük. Evet. Yani insanlar yasal olarak, yasaları çiğnemeden, çünkü yasaların da moral değerleri var, moral temelleri var, moral aklanmaları var. Yasalar varsa, o yasalara uyarak bir insan trilyonlar kazanmışsa, o insanın şey olduğunu söyleyemeyiz. Hırs nedeniyle öyle davrandığını ve çünkü hırsta bir kötülük olmayabilir ama hırs duyuncu yeniyorsa o zaman orada bir terslik var. Demek zorundayız. Değil mi? Şimdi o zaman duyunç için Hegel biçimsel istenç diyor. Duyunç kavramının üzerinde derinleşelim ve onu geriye bağlayalım. Bu zor konusuna, mülkiyet konusuna ve genel olarak hak konusuna. Hak ve ahlak çatışabilir mi? Ahlak kendisi hakkın diye tipi nasıl çatışabilir? Gelişmemiş, o duyuşta taşıdı. Ben çatışma olarak kendini haklı görür. Ahlak bir haktan o zaman uyumlu bir yönü oluyor. Motivasyon kaynağı çünkü haklar. Ahlak bir hakkı almak için, o hakkı ulaşmak ya da hakkı korumak için gerekli sistemleri, gerekli sistemin haklı hale getirilmesi için üretilmiş bir motivasyon kaynağı.
Yani ahlak hakkı denetleyebilir. Ahlak haktan daha güçlüdür. Hakkı olabilir. Hiçbir şey düşükse kesinlikle daha güçlüdür. Aynı zamanda ahlakın da haklı olması gerekir. Dolayısıyla ahlak hakkı dayanmak zorunda. Bu iki kavramın ilişkisi, birliği çok önemli, çok özel. Ahlak, soyut hakkı, Hegel soyut hakkı diyor. Genel olarak hak demiyor. Tabii ki mülkiyet kastediliyor orada. O zaman ahlakın, yani dünç yetkisinin, insanın soyut istencini, dolaysız istencini ya da mülkiyet istencini denetlemesi gerekiyor. Ona bağlı işte sözleşme ve haksızlık momentleri de var. Şimdi bunlar şey, son derece pürüzsüz görünüyor. Acaba buralarda bir şey yatıyor mu? Pürüzler yatıyor mu? Yani gözler mi kaçıyor? Hocam şöyle olabilir mi? Ahlak dediğimiz toplumda yazılı olmayan kurallar, yani kültürden doğmuş ve inselikler de olabilir. Onlara gelen bir şey. Ama ahlak deyince yani bir ahlak kuralları bir... Ahlak kuralları ne olabilir? Neler olabilir? Yalan söylemeyeceksin. Evet, yalan söylemek ve örneğin karnın suç değil ama ahlaksızlık olarak adlandırılabilir. Hı. Yani bu yüzden de ahlakla hakkın çelişmesi de gayet normal. Çünkü ahlak... Çelişmesi gerektiğini düşünüyorum ben de. Çünkü tinin gelişiminde ahlak bir etken. Veya birisinin varlığı... Karşımızdakinin hakkını tanımak ahlaktır. Ona da hak tanımak... Şimdi... ona... bunlar... belli açılardan düşünebilecek şeyler ama ahlak konusuna düşündüğümüz zaman, ahlak kavramını düşündüğümüz zaman bu şey dedim, geçen hafta konuştuk. Yani buna ahlak kavramı, aslında genel olarak ahlak, felsefe, bilim, bu en büyük, en total kavramlarda bile felsefecilerin kendileri genellikle şeyler, başarısızlar. Kant örneğin etik ve ahlakı ayırt edemiyordu. Heidegger felsefeyi ve dil bilgisini ayırt edemiyor. Ontolojiyi ve fenomenolojiyi ayırt edemiyor. Yani fenomenolojinin ontolojik olabileceğini düşünebiliyor ki bu gerçekten büyük bir şey gibi görünüyor. Gaf, yani söylenme. Heidegger'den başka birisi söylese gülerler. Heidegger o kadar korkmadan söylüyor ki şaşırıyor insanlar. Şimdi ahlak konusu karışık bir konu ve büyük felsefeciler bu konuda şeyler. Kant, ahlak felsefesi denen alanın işinin insanlara ahlaksal kurallar bildirmek olduğunu söylüyor, değil. O kurallar, insanlar bu kuralları ahlak felsefecilerden ya da Kant'tan önemli olan, onları kendileri yaratıyorlar, koyuyorlar ya da peygamberler çıkıyor o işin üstüne. Bizim anlamak istediğimiz şey, ahlakın ne olduğu ve asıl kavramların neler olduğu. Ahlak dediğimiz zaman, duyunç kavramı temelde bulunmalı. Duyunç denen, vicdan denen şey, neyin iyi ve neyin kötü olduğunu, neyin doğru ve eğri olduğunu belirleyen yeti. O zaman ahlakın şeyden, haktan, ya yani soyut haktan ve etikten ayrımı ortaya çıkıyor. Duyunç, içsellik alanı ve duyuncun ne olduğunu hepimiz biliyoruz, semantini hepimiz biliyoruz. Duyuncun şöyle bir özelliği var, hiçbir şekilde ona dokunulamaz, ona müdahale edilemez, karışılamaz. İşkence altında da, baskı, en büyük baskılar altında da insanlar duyunçlarında özgürdür ve orada kendi kendilerine yargıda bulunabilirler. İçsel bir şey. Bu duyunç öznel, onu da olmamak şey değil, zor değil. Öznel derken dışsalın, nesnelerin tersine demek istiyoruz. Duyunç da Hegel'in sisteminde istencin kendi içine yansıması, kendi kendine nesne olması momenti var ve bunu da anlayabiliyoruz. Duyunç, istencin kendi kendini yargılaması, kendi üzerine düşmesi, kendi önüne alıp yargıda bulunması ve tiken iyileri neler oldu? Felsefenin ya da herhangi bir bilimin konusu değil, ya da dinin konusu olabilir ya da bireylerin kendilerinin problemleri olabilir. Bu da şey. Bunu da çözdük.
dinç özgürlüğü, inanç özgürlüğü de aynı şey mi? Değil. Biri dinini seçme özgürlüğü, öteki dinç özgürlüğü dediğimiz şey, dinç özgürlüğü insanın en yüksek içsel özgürlüğü ve tüm dünyayı, tüm varoluşu, tüm törenliği, tüm politikayı, tüm hak alanını yargılama hakkı. Böyle bir hakkınız var, dinç hakkınız var. Yani her şeyi yargılayabiliriz. Sorgulayabiliriz, yargılayabiliriz. Burada sorgulama ve yargılama şeyi paralelde birlikte gidiyor diye düşüneceğiz. İnsanın yargılayamayacağı, duyunç yetisinin altına alamayacağı şeyler var mı? Hani dini yargılayabilen insan. Katolikler ve İncil'in ana diye çevrilmesine karşı çıkıyorlar. İncil'in halk tarafından okunmasına karşı çıkıyorlar. Anlamaz diye karşı çıkıyorlar. Halk bunu anlamıyor. Gerçekler çok yüksek, çok derin, çok karışık ve halk bunları kendi başına çözmeye kalkarsa çözemez ve yanılır. O yüzden papaz bunları rahip okuyup anlatıyor ve Katolik nüfus rahibi dinlemek zorunda. Bugün hala dinliyorlar. Buna dünç özgürlüğü diyebiliriz. Diyemez. Bu da dünç özgürlüğü diye bir şey yok. Çünkü neyin doğru olduğunu, neyin de iyi olduğunu şey bildiriyor, rahip bildiriyor ve bireyin kendisine böyle bir yetisinin olduğu konusunda güvenilmiyor. Çok uslu bir şey. Niye o rahipler o gücü taşıyorlar, o yeteneği taşıyorlar da rahip olmayan çok çok daha eğitimli, yetenekli insanları taşımıyorlar. Bu tür boş inançların hesabını sormak ya da açıklamasını yapmak gerçekten can sıkıcı. Çünkü aptallıkları çok açık. Böyle bir şey olmaz. Rahip niçin doğruyu bilsin? Peki insanlar niye bilmesin? Ama bu inanç olduğu için ve kilisenin gücü olduğu için, kilisenin otoritesi olduğu için, Papa'nın otoritesi. Bugün 1 milyardan daha fazla insan Papa'yı tanıyor ve Katolik ve Hristiyanlık en büyük dinsel grup olarak biliyoruz. 1 milyar üzerinde bunların sayıları. Burada dönüş özgürlüğü yok ve reformasyon bunun için gerekti. İslam'da böyle bir şey yok, dönüş problemi yok. En azından şimdi İslam'da kimseye dinsel açıdan bir şey taslamıyor, üstünlük taslamıyor. Kimsenin başkasının dinine karışma gibi bir şey yok. Ve aslında Osmanlılar'da dönüş özgürlüğünü genellikle kendi işgal ettikleri topraklarda, imparatorluk topraklarında uyguladı. İnsanları inançlarında özgür bıraktılar. Dönecek olanlar kendilerinden döndü. Bir bölümü döndü, bir bölümü dönmedi. Ve dönüş özgürlüğü onlara şeyi vermiyor. Baskı yoluyla döndürme hakkını vermiyor. Muhtemelen bir takım bilinçsiz insanlar bunu uyguladılar ama özel olarak yanlış bir şeydi ve özel olarak uygulanmadı. Yoksa bütün Osmanlı İmparatorluğu'nun toprakları şeyden temizlenirdi. Hristiyanlardan, Yahudilerden, başka dinlerden ve herkes zorla Müslüman yapılırdı. Bu şey, Katoliklerde böyle değil. Büyük özgürlüğü, içsel özgürlük ve büyümenin koşulu. Şimdi dünç büyümesi 18 yaşına kadar kabul ediliyor, değil mi? 18 yaşına geleceği kadar genç insan dünyasını kullanma yetisini kazanıyor. Yani burada bir problem var. Bu 18 yaş boyunca bu insana dışsal doğrular ve eğriler mi empoze ediliyor, yoksa gerçekten o insan duyunç özgürlüğünü kullanmayı, duyunçunu kullanma yetkinliğini mi kazanıyor? İkisi de oluyor aslında. Bir taraftan kendi kültürünün normları o bilince, o duyunca basılıyor, onları empoze ediliyor ve doğrular, eğriler evli olmaya başlıyor, yerleşiyor. Öte taraftan da şey. Ama genel olarak şey diyebiliriz, dışsal duyunç, yani duyunç dışarıdan şekilleniyorsa, din tarafından şekilleniyor ya da başka bir otorite, aslında duyuncu dışarıdan şekillendiren faktörlerden biri din, birisi de ideoloji. Çünkü bu iki faktör
bireylere neyin doğru olduğunu ve yanlış olduğunu, neyi yapamayacaklarını, yani moral olarak aslında neyi yapamayacaklarını söylüyorlar. Yasal olarak değil. Din insanların şeyine karışıyor, iç yüreklerine, duygularına, duyunç yanlarına karışıyor ve onlara doğru ve eğrilerin neler olduğunu tartışmasız bir şekilde dayatıyor. İdeolojide de aynı tartışmasızlık var. Eğer ideolojiyle tartışırsanız, kim olursa olsun, hangi konuda olursa olsun, heretiksiniz, hainsiniz ve düşmansınız ve iki tarafta da hiç sonuna kadar götürüldüğünde bir noktadan sonra yok etme dağlar için geliyor. Burada şey var, içsellik ve dönüşle ilgili bir problem var. Dönüş özgürlüğü ve dünç özgürlüğünü yaşamayan insanlar moral olarak bilmiyorlar. Yani belli kalıplara göre kararlarını veriyorlar, yargılarını belli kalıplara göre veriyorlar ve yeni problemler üzerine düşünmüyorlar ya da yeni problemleri problem olarak görmüyorlar. Çünkü kafalarında zaten şeyler var, hazır yanıt şablonlar var, yanıt şablonları, çözümler. Onları uyguluyorlar ve çocuk kalıyorlar. Bakarsanız topluma, yetişkin insanların çoğunun davranışları, çocuk davranışlarından daha iyi değil. Bir rutine giriyorlar ve daha sonraki bütün yargılar, nasıl yargılayacaklarını falan önceden bilebiliyorsunuz. O zaman bizim problemimiz bu kültürler, Türkiye'de ve benzeri kültürlerde, kulluk timinin dünç özgürlüğüne nasıl ilişkisi nasıl çözülecek? Çünkü kul boyun eğen insan demek, yarı köle demek en azından. Ve de kendi istencini tanımayan ve daha yüksek bir istenci, Tanrı'nın istenci diye soyut bir şey, yine bir insan istenci, yine de sonra olabilir insan istenci. Onu kabul eden bir insan özgür olabilir mi ve gelişebilir mi? Çünkü dünç özgürlüğünün genel olarak girişimle ilgisi var. Eylem ve dünç arasında bir bağlantı kurabilecek miyiz? Şimdi eylem bir insanın kendi istenciyle yaptığı şey diyeceğiz. Ve eylemde bulunmak için istenç gerek. İstenci olmayan insan, özgün olmayan insan eylem yapamaz. Yapmaz. Kulların, kölelerin, serflerin, bunların eylemleri olmaz. Eylem nedir? Bilinç ve seçimle yapılan hareket eylem. Bilinç? Bilinç yani istenç ve seçimle yapılan bir i̇stenç hareket eylem. İstençle yapılan bir evet. Yani çok açık, o zaman istenç varsa... Ancak oluyor. İstençler yani. Orası. Peki, duyuncun eylemle ilişkisi nedir? Herhalde eylem duyunçtan... Onay almak zorunda. Evet. Sorumluluk. Ben bir şey yapıyorum, o yaptığım şey doğru mu? Yani yapmadan önce düşünmek, bu dönüşte olmak. Yapmadan önce düşünmeyen birisi, düşünmeden yapan, konuşan, davranan bir insan şey, dönüşsüz demek. Alaksız demek. O alışmış dışsal normlarla konuşuyor ve ne söylediğini yargılamıyor, ne söyleyeceğini, ne yapacağını yargılamıyor. Bu insanlar tepkisel insanlar ve bunlar şey, arkaik tipler. Şeyde, Doğu'da, Asya'da bunların milyarları var. İnsanlar düşünmüyorlar çünkü duyuşlar yok. Hocam bir de kişisel duyuş, toplumsal duyuş içerisinde hareket etmek zorunda kalıyor. Toplumsal duyuş? Yani kişisel duyuş, toplumsal duyuşun sınırları içerisinde hareket etmek zorunda kalıyor. Evet. Dışarıdan toplumun verdiği davranış, normal, o daha çok terör konusunda bir şey yapacak ama doğrularını, yanlışlarını, iyilerini, kötülerini kendi içinden bulamayıp da dışarıdan isteyen bir insan o bir şey yapıyor. Yani o da genellikle şey, dinsel yetkilerden alıyor. Evet, yani tabii. Duyuncun o zaman, özgür duyuncun kriteri iyi mi, fayda mı? Kriteri var mı? Fayda değil. Fayda daha kriter yok. Duyunç, şimdi o zaman çok güzel. Duyunç kavramına daha yakın anlatıyoruz. Duyunç kötüyü ister. İstemez. Duyunç her zaman, aslında istenç de her zaman iyi ister. Burada Sokrates'in çözdüğü
ya da yanıtladığı soru tekrar çıkıyor. Yani insan o soruyu alırsak kötüyü niye ister insan? Kötüyü kötü olduğunu bilerek nasıl yapar? Bilmediği eğer için. İnsan dünç her zaman iyi istiyorsa, istenç her zaman iyi istiyorsa düşünün. Bu paradoks olur. Yani insan beğeni yetisi çirkini beğenir diyemeyiz. Değil mi? Bilmiyorsa peki hocam. Bilmiyorsa onu güzel diye niye için beğenir? Dünç ne kadar gelişmişse eylem de o kadar gelişir diyebilir miyim? Evet. Ama burada duyuncun iyi istemesi ve doğruyu istemesi ya da iyi ya da doğru diyebildiğini istemesi ya da doğrulaması duyuncun kendi karakterinden gelen bir şey. Bizim onu değiştirmemiz olanaklı değil. Nasıl çirkini beğenemezsek kötüyü de isteyemeyiz. Eğer kötü gibi görünen şeyi istiyorsak o zaman onu iyi diye düşündüğümüz için istiyoruz. Sokrates öğretiyor bunu ve bu geçerli ve doğru gibi görünüyor. Çünkü onun tersini düşündüğümüz zaman bu paradokslar oluyor. Çirkini beğenirim, kötüyü isterim, yanlışı doğrularım. Yani bilgi yetisinde de aynı şey var. İnsan gerçeği öğrendiği zaman asla bir daha yanlışı kabul edemez, yanlıştan vazgeçer ve dolayısıyla insanın özel ustalığı var. Ama sapiens ustal bir varlık. Ustal varlığının duyunç yanı böyle, estetik yanı böyle ve entelektüel yanı böyle. Yani insan her zaman bilgiye yönelir, insan her zaman güzel olana yönelir ve her zaman iyiye yönelir. Bunların bireyler arasında çatışması böyle bir şey insan aklına geliyor ama bunu tanıtmak bir şey değil, kolay değil. İnsanlar tek bir yasa altında ya da tek bir anayasa altında birleşebilirler mi? Birleşemezler diyeceksek şunu söylemiş olacağız. Bazı halklar, bazı ırklar daha kötü anayasaları layıklar, daha iyisini yapamaz. Bunu diyemez. Afrikalıların ya da Hintlilerin daha Avrupalılardan ya da bizden daha daha geri, daha kötü bir anayasa altında var olmayı kabul edeceklerini söyleyemez. Eğer özgürlük şimdi burada özgürlüğün değişim ve gelişimle ilişkisi söz konusu. Çünkü özgür insan yargılayabiliyor. Dünç özgürlüğünü, doğruyu ve iyiliği, iyi ve kötüyü ayırt etme yeteneğini kullanan insan etik olarak neyin? Etik deyince hepsi aile, toplum ve devlet bu üç alana giriyor. Etik olarak neyin iyi ve kötü olduğunu, neyin doğru ve eğri olduğunu görebiliyor dünç özgürlüğünden dolayı ve de gördüğü kötülüğü kaçınılmaz olarak, normal olarak yatsıyor, yerine daha iyisini. Eğer yasaları kötüyse ya da irrasyonelse ya da haksızsa, insan haklarına aykırıysa o yasaları iyileştirmek için o yasaları sorgulayabilmesi gerekir önce. Dünçlüğü de sorgulayacak yasaları. Başka o sorgulama edinme dünç diyoruz. Bunun başka bir adı var gibi görünmüyor. İstenç de diyebiliriz ama istenç sadece dünç istencin belli bir kipi. Çünkü dünçü ve istenci ayırmak da doğru değil. Dünç varsa orada istenç de vardır. Yani eğer dünç var da istenç yoksa doğru olanı istemiyor gibi çıkarsama yapmak zorunda kalacağız. O zaman dünç özgürlüğünün etik ve tüzel politik ve sorgulamaya götürmesi. Çünkü bir insan kendi devletini sorgulayabiliyorsa, yasalarını sorgulayabiliyorsa, kurumları sorgulayabiliyorsa ve bu evrensel ölçekte yapılabiliyorsa o zaman o insanların devletleri, toplumları, politik düzenleri, yasaları, anayasaları gelişir. Eğer bu sorgulanmıyorsa, şimdi İran'da sorgulamak suç, Çin'de sorgulamak suç, kast sistemi Hindistan'da insanları hala felç durumunda tutuyor. Bu insanların normal insan hala yarım dolar, bir dolar, iki dolar gibi bir şeyleri var, geçinme endeksleri var. Yüz milyonlarca insan Hindistan'da. Tabii bu sadece yoksula düşen bir şey değil. Toplumun bütün
insanlara, insan olduğuna göre, duyunç sınıfa ait bir yetiliği, bütün insanlara ait bir yetiliği olduğu için tüm sınıfların, tüm katmanların kastlarını vesaire bu sorgulamayı yapmaları gerekir. Duyunç özgürlüğünün, şimdi etik gelişimin, etik iyileşmenin başka alanlara da yansıması olacak. Yani etik alanına gelmediğimiz için Hegel'in yapısında, dizgesinde belki sözcük biraz şey kaçıyor, dar kaçıyor ama törelik alanı aile, yurttaş, toplum ve devlet. Yani politika da Hegel etik bir moment olarak görüyor yurttaş toplumu. Yurttaş toplumu başlıca ekonomik etkinlik alanı çünkü yurttaş toplumu bir gereksinimler dizgesi. Bunu şey yapacağız, çok önemsiyiz çünkü kapitalist toplum denen şey bugün normal olarak bu topluma şey bile, Avrupalı liberaller bile, kendilerine liberal diyenler bile neredeyse kapitalist diyorlar. Kapitalist toplum dendiği zaman bunun anlamı bu toplumda kapital egemen ama yasa değil. Hırs egemen ama istenç değil. Duyunç diye bir şey yok. Çünkü kapitalist toplum, kapitalizmin şeyi bu, tanımladığı şeyin bu olması gerekir. Egemen yurttaş toplumuna diyor. Yurttaş toplumu ve kapitalist toplum aynı şey olamaz. Yurttaş toplumu törel özgürlük dünyası. Kapitalist toplum hırs altında, kazanma hırsı altında ezilen ve tükenen bir toplum. İkisi aynı şey. Burjuva sözcüğüne baktığınız zaman, burjuva sözcüğü ne demek? Kent. Şehirli. Sur içinde yaşıyor. Burjuva ne yaptılar? Burjuva sınıfını şeyle eşitlediler. Sermaye sınıfıyla. Kapital sınıfıyla. Kapitalist sınıf ayrı bir şey ama kapitalist sınıf desek bile kapitali olan herkesin kapitalist olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü kapitalist, kapitale köle olan demek. Herkesin kapitali olabilir. Kapital olan Yunanlarda da kapital var. Onların ekonomisi de değişti bu şey ekonomisiyle. Belli bir anlamalı hepsinde vardı. Burjuva sözcüğü şeye ayrıldığı zaman, işverenler sınıfına ya da kapitale bağlandığı zaman, burjuva toplumu da tabii kapitalist toplumu. Bunlar yüzyıllık illüzyonlar. Kolay silinmiyorlar. Belki birkaç kuşak sürecek tam olarak temizlenmesi bu bilinç artıklarının. Ama yurttaş toplumu demek kişilerin toplumu, yurttaşların toplumu, özgür insanların, özgür istençleri olan, duyunçları olan insanların toplumu demek. Bu kavramsal olarak toplumun şeyi bu, karakteri bu. Ve bu idealite, idealitenin yani negatif varlığın henüz olmayanın, o olağan karşısındaki durumu ise güç değil, zayıflık değil, güç durumu çünkü onu biliyoruz. Pozitif olan şimdi var ama duyunç onu sorguladığı anda onun eksikliğini, irrasyonalizmini, yetersizliğini, haksızlığını, çirkinliğini, kötülüğünü gördüğü anda onu elimine etmek son derece kolay. Yeter ki o şey iyi çözümlensin ve duyuncun yardımcısı özgürce yapılsın. Bunu insanlık adına durduran insanlığın bu yeteneğini, bu hakkını, bu özgürlüğünü durdurabilecek hiçbir güç yok. Kendisine anlayacak. Para verelim mi? Değişimler ve iyileşmeler olacak, kötüleşmeler olamayacak. Önemli olan o duyuncun, Sokrates'in en önemli sözlerinden birisi şey, sorgulanmayan yaşam yaşamaya değmezdir diyor. Sorgulanmayan yaşam, sorgulayacak olan
Sokrates'in bütün bulmaya çalıştığı şey de iyi ve Sokrates ahlak felsefesinin kurucusu olarak kabul ediliyor. O yüzden ondan öğrenecek çok şey var. Yani onda görüp anlayıp doğru olup olmadığını bizim kendimizin sorgulayacağı şeyler. Yani göreli ahlak, şimdi görelilik konusunu başka her bağlamda tartıştık. Doğa felsefesi, bilim felsefesi bağlamında, tarih felsefesi bağlamında ya da tüze felsefesi. Göreli olan şey tikel olandır. Yani bir toplum şuna iyi der, bir toplum onun tersine iyi diyebilir. Bunlar tikel göreli, tikellik göreli olmak zorunda zaten. Ama göreli olanın dışında bir de saltık olan var, göreli olmayan var. Bu nedir dediğiniz zaman görebilecek böyle bir şey olamaz diyor. Rasyonalistler ise ona şu yanıtı veriyorlar. Saltık iyi diyebileceğimiz şey aslında soyut iyidir. Yani şey bu, yanıtları bu. Saltık iyi demek. Her durumda iyi olan nedir diye sorduğunuz zaman bu asla tikel ve belirli bir şey olamaz. Dolayısıyla böyle bir şey realitede olamaz. Realitede olan her şey görelidir, tikeldir. Dolayısıyla onları normal olarak her duruma, her hiçbir koşula bakmadan dayatamayız. Yalan söyle, Kant, örneğin Kant'ın etik anlayışı ya da ahlak anlayışı bu konuda şey, bir uç konunu gösteriyor. O hiçbir koşulda değişmeyecek, tikel, moral belirlenimlerin olduğunu kabul ediyor. Örneğin yalan söylemeyeceksin, çalmayacaksın, öldürmeyeceksin vesaire. Bunlar şey, Kant'a göre pazarlık konusu edilmeyecek ve çiğnenmeyecek moral lider. Şimdi bunun ilk anda şey gibi görünüyor insanlara, düşünmediğin zaman doğru gibi görünüyor ama düşündüğün zaman, bunu sorguladığın zaman bunun geçersiz olduğunu görüyorsun. Çünkü bazı durumlarda yalan söylemek, çalmak, adam öldürmek en iyi olan şey, zorunlu olan şey, moral olarak doğru olan şey. Platon bunu 2000 yıldan daha uzun süre önce örneğini vermiş. Bazı şeyler yalanla yaptırılabilir. Küçük bir çocuğu şey yapamazsın. Yani zorlamak yerine ya da ona açıklama yapmak yerine içmediği ilacı bir şekilde yalanla ona şey yapabilirsin, içirebilirsin. Yani burada yalan iyi bir amaca hizmet etmiş olur. Şeyler için, Spartalılar için hırsızlık bir erdemdir. Değil mi? Sparta etiği, Lycurgus'un yasalarına göre Sparta'da hırsızlık yapmak çocuklar için bir şey. Alkışlanacak bir şey, takdir edecek bir şeydi. Yakalanmak kötüydü. Yakalandıkları zaman ceza görüyorlar. Şimdi bu ne biçim etik? O Sparta etiği sapık bir etik. Pek çok noktada. Bazıları yüceltiyor onu. Niye? Çünkü komünizm var. Para olanaksızlaştırılmış. İşte yani ama orada inceleyin şeyin, Plutark'ın anlatısını. Gerçekten delice bir etik ve görmüşte ahlaklı ve erdemli olmasına rağmen içeride tamamen boşlar ve o dış denetim ortadan kalktığı zaman Spartalıların altında, yani görünürdeki iyi olan Spartalıların gerçekte son derece ahlaksız ve kötü oldukları ortaya çıkıyor. Çıkmış bu da. Önemli olan etiğin ahlakın içsel olarak işlemesi ve şimdi Sparta'da hırsızlık iyi, başka yerde daha başka bir kötülük olarak yönlenen şey iyi. Bunlar gerçekten de iyi olabilir, iyi sonuç verebilir. Dolayısıyla tikel olarak her durumda iyidir diyebileceğiniz hiçbir şey yok. Saltık dendiği zaman, saltık sözcüğü kavramını düşünürsek genel olarak saltık ilişkisiz demek, hiçbir şey göreli olmayan, göreli olmak demek, mantığınızı kullanın. İlişkili olmak demek, relatif olmak demek, bir ilişki, bir ilişki değilsen sınırlanıyorsun demektir. Saltık olmak için ilişkisiz olman gerek. İlişkisiz olmak ise olanaksız bir şey. Ancak bir soyutlama olabilir ve genel olarak saltık sözcü, saltık uzay nedir, saltık zaman nedir diye insanlar somut bir şey düşünmeye başladıkları zaman saçmalıyorlar. Çünkü ilişkisiz bir uzay, ilişkisiz bir zaman düşünülemez. Onlar soyut dememiz gereken kavramlar ve
Ondan başka bir şey değil. Higgin kendisinin de söyleşi var. Saltık idea dediği zaman o ilişkisiz olanı anlatıyor. Yani orada idea'nın örneğin doğa ile ya da team ile ilişkisinin olmadığı belirtiliyor. Soyut olduğu belirtiliyor. Saltık idea mantık biliminin bir bölümü. Saltık sözcüğü aynı zamanda belli bir vurgu içinde kullanılabilir. Mutlaka geleceğim dediğiniz zaman, saltık olarak geleceğim dediğiniz zaman o tabii ki doğa yasası değil ve pekala gelmeyebilirsiniz ama orada bir şey var, vurgu var. Saltık ilişkisiz demek. İlişkisizliğin kendisine bir ilişki dersek, çünkü ilişkisizlik ne demek? Tüm ilişkileri olumsuz olmak demek. Öyle mi? O zaman saltın kendisi aslında ilişkili olandan başka bir şey değil çünkü olumsuzlama yapıyor. Olumsuzlama ise ilişkiden başka bir şey değil. Olumsuzlama iki şeyi gerektirir. Bunlar Hegel'in mantık bilimini inceleyip öğreneceğiniz muhteşem bağıntılar. Yani Saltık birçok insanın, birçok felsefecinin, çağdaş felsefecinin kafasını karıştırıyor çünkü şey o sözcükte olmayan şeyleri düşünüyorlar. Uyduruyorlar, yaratıyorlar ve aslında bir şey de yaratamıyorlar. Şaşkınlık içinde ne diyeceklerini bilemiyorlar. Saltık olan ilişkisiz, bağıntısız demekse orada saltık kavramının yaptığı şey ilişkiyi, bağıntıyı dışlamak. O dışlamanın kendisi bir ilişki. Dolayısıyla saltık göreli olmak zorunda, kendi olumsuzluğuyla kuşlu olmak zorunda. O aynı zamanda saltık ve o soyutlama içinde bir saltığı ilişkisi olarak düşünebiliriz. O zaman da dediğimiz gibi kavramdan ya da soyutlamadan başka bir anlam taşımıyor. Saltık iyi diye bir şey yok. Saltık iyi, iyinin kavramı. Soyut iyi, onu diyebiliriz. O yüzden Sokrates bulamadı. Kant uyduruyoruz. En iyi nedir? Saltık olarak iyi olan nedir filan diye arayıp duruyor. Hiçbir şeyi bulamadım. Çünkü yok öyle bir şey. İyi olan şey mutlaka göreli olmak zorunda. Tikerli. İnsanı öldürmeyeceksin. Musa'nın yasası ve çok saltık doğru gibi görünüyor. Ama savaşta öldürmezsen yanlış yapmış olursun. Deniz. Yani biliyorsunuz bu ödev. Bu şey değil. Şiddeti seni isteyerek yapmak değil. Görev olarak yani. İnsanlar çünkü düşman üzerine geliyorsa ve seni yok edecekse, sevdiklerini yok edecekse, orada mecbursun, ne kadar barışçı olursan ol, kendini savunmak zorundasın ve orada o Kant'ın aradığı maksim işe yaramıyor. Yurttaş toplumu, yurttaş toplumunun karakteri. Şimdi kavramı ve realiteyi ayırıyoruz. Çünkü realite kavrama uygun düşmüyor. Kavram kabahat değil, realite kabahat. Yurttaş toplumunda her yurttaşın eşit olması gerekir. Sen Alevisin, sen Katoliksin, sen Sünnisin, sen Protestansın, sen Yahudisin ya da sen kadınsın, sen erkeksin. Bu tür ayrımların hiçbir değeri ve hiçbir geçerli yok. Düze felsefesinde Hegel bunu söylüyor, tarih felsefesinde söylüyor. Söylemesi gerektiği için söylüyor. Yoksa kendisi çok iyi bir insan olduğu için değil. Mutlaka kendisi iş insanı olarak oldukça iyi bir insan ama bu onun sisteminin ona söylettiği, mantığının ona söylettiği bir şey. Team, dünya tümü dediği zaman kadın ya da erkek ya da şu ya da bu ulus diye bir şeyi kastetmiyor. Bu eşeğin üstünde, her tür kültürelliğin üstünde ve o yüzden küreselleşme şeyle, kavramıyla bağdaşıyor, geliştik. Yurttaş toplumunun ve yurttaşın ne olduğunu düşünürsek, az önce grup topluluk hakları gibi bir şeyden söz edelim. Yurttaş toplumunda topluluk hakları dendiği zaman başkaları dışlanıyor burada. O topluluktan olmayanlar. Ben kimse o topluluk hiç bilmiyorum. Hiç önemli değil. Ama bu şeye aykırı, insan haklarına aykırı olan bir şey. Çünkü hak eşitliği yurttaş toplumunun en temel özelliği, en temel belirlenimi. Burada sen bir grubu ona özel hak vererek kadın, erkek ya da şu ya da bu azınlık ya da şu ya da bu değil filan. Bunları ayırmak, yurttaş toplumunun homojenliğinden ayırmak hem olanaksız, hem irrasyonel, hem de haksız. Öyle değil mi? Yurttaşın kişi olarak davranması gerekir. Çünkü yurttaş toplumu gereksinimler dizgesi diye düşündüğünüz zaman ekonomi alanı, ekonomi alanına girdiğiniz zaman çıkar ilişkileri alanına giriyorsunuz ve çıkar suç değil. Öz çıkar
Eğer şey diyor, Adam Smith'i yineliyor aslında. Yurttaş toplumunda ya da ekonomi alanında kendi çıkarının peşinde giderken başkalarının çıkarına da hizmet ederim. Bunda bir yanlışlık yok. Var mı? Başkalarının için özel olarak iyiliksever gibi çalışmanın kendisi haksızlık aslında. Bırak onlar çalışsın. Sen niye onlar için çalışacaksın? Çalışmıyorlar. Sen ne yapıyorsun? Ben onlara iyilik ediyorum falan. Bu aptalca bir şey. Yani irrasyonel olmanın da ötesinde. Çıkarda bir şey yok. Herkes kendi çıkarının peşinde. Zor olduğu zaman daha da şey önem kazanıyor ya da biliyoruz şeyin o değerini. Yanlış olan şey öz çıkar değil, o öz çıkarın peşinde başkalarının çıkarına hizmet etmek de değil. Yanlış olan şey öz çıkarı doğru olanın ötesine, üstüne koymak. Haksızlığı, haksızlık yapmak, o neden, kendi çıkarının peşinde haksızlık yapması bir insanın moral olarak bitmesi demek. O insan şey kazanabilir, 3 kuruş, 5 kuruş materyal kazanç kazanabilir ama kendi duyuncunu verdiği için o kazancı onu kaybettiği yanında hiç sayılır. Kazanabilir gerçekten, milyarlar kazanabilir, milyonlar kazanabilir ama eğer kendi duyuncunu ezerek kazanıyorsa o zaman o insan kendi insanlığını kaybediyor demektir. Onun cezası ya da onun mutsuzluğu olacak. O yüzden o insanlar da yasalara uymaya, düzgün olmaya çalışıyorlar ve yasalar bugün şeye izin veriyorlar işte Amerika'da 50 milyarlık, 60 milyar dolarlık, 100 milyarlık oraya varacak rakamlara izin veriyorlar. Bir zamanlar biliyorsunuz Carnegie'nin neredeyse 3 en büyük İngiliz, Amerikan milyarderinin serveti toplam trilyon dolara varıyor. Şimdi daha küçüktüler. Ayrıca mülkiyet, insan istencinin altında olduğu için hiçbir zaman özel değil. Kendi başına davranamıyor, kendine altyapının üst yapıyı denetlemesi denen şey bu. Eğer öyle bir şey olsaydı o zaman mülkiyetin, o zaman insan moral bir varlık olmaktan çıkardı. Düşünün, Karl Marx duyunç denen şeyi, ahlak denen şeyi düşünmüş olsaydı, insanı köleleştiren ve aşağılayan bir teori geliştirdiğini görürdü. Aslında görüyor ve ben Sten'in yazılarından birine koydum. Ahlak boş metafiziktir diyor. Yani yapabileceği şey var. Altyapının, Heidegger'de var aynı şey. Özel teknoloji, insan istencinden bağımsız olarak davranabilen teknoloji. Herbert Marcuse Heidegger'ci Marksist olarak biliniyor ve Marksist'i Heidegger'e bağlayan şey yine bu teknolojinin şeyi, özelliği düşüncesi. Marksist'e çok büyük vurgu var teknoloji üzerine ve Marksist onu şeyden alıyor, Heidegger'den alıyor tabii ki ama Marksist'e de onun paralelini görüyor. Marksist'in despotizmini, diktatörlüğünü, insan özgürlüğüyle bağdaşmadığını, insan köleliğini kabul ettiğini göremiyorsak eğer, göremediyse insanlık, bu özgürlük bilincinin olmamasına bağlı. Özgür bir insan hiçbir zaman proletari diktatörlüğünü şey yapmaz. Olumlu bir şey olarak göremez. Diktatörlük adı üstünde. Bugün bir klipte gördüm. Barbarsın diye sesleniyor. Tabii ki barbarım diyor. Çünkü ayırt edemiyor barbarlığı. Şimdi diktatörlüğü görüp de tabii iyidir diyen insanın onun yapmasının tek açıklaması o insanın özgürlük hiçbir ilgisinin olmaması, cool olması. Ve o şey, özgür duyunç, özgür düşünme oradaki şeyi görecek. Diktatörlüğü, despotizme. Özgür bir insan hiçbir zaman diktatörlüğü onaylayamaz. Nasıl insan beğenisi çirkini beğenemezse insan özgürlüğü de küreliği şey yapamaz, onaylayamaz. Eğer onaylıyorsa, Koreliler, Çinliler ve Rusların hala büyük bir bölümü, o insanların bunu yapmalarının nedeni özgürlük duyuncunu, özgürlük bilincine ya da istenci ya da duyuncu kazanmamış olmaları. Başka türlü açıklayamıyoruz. Ve aynı şey, özgür bilincinin yüksek olduğu yerlerde, gelişmiş olduğu yerlerde Marksizm ve başka ideolojiler şey oldu, dışlandı. Almanya neden Hitler'e yenik düştü? Almanya güneydeydi, şeye göre, İngiltere'ye göre, Kuzey Avrupa'ya göre. Almanya'nın nüfusunun, Hitler'in kendisi ve bütün Naziler, önde gelen Nazilerin hepsi Katolik.
Şimdi bu dinsel bir ayrım değil ama bu bir şey, korelasyon. Çünkü Katolik boyun eğmeye uygun bir şekilde yetiştiriliyor. Rahibin komutlarına, bağışlamalarına, direktiflerine itaat etmeyi öğreniyor. Ve o insanın despotizme yenik düşmesi ya da yandaş çıkması ya da kendisinin despot bir öncü olması şey, çok kolay. Önder kavramı yurttaş toplumuyla bağdaşmıyor. Çünkü yurttaş toplumu, özgür insanların toplumu, kendi istençleri olan insanların toplumu. Özgür insanların önderle ne işi var? Önderler, Hegel söylüyor şöyle, yine Tüzel felsefesinde, kahramanlar daha doğrusu, ulusların kuruluş aşamalarında ortaya çıkıyor. Çünkü o aşamalar insanlık henüz ne özgürlüğün bilincinde, ne duyucun bilincinde, ne yasanın bilincinde, uygar kurumların hiçbirinin bilincinde değil. Onu öğrenmesi gerekiyor Homo sapiensin ve orada kahramanlar, o mitolojik kahramanlar çeşitli biçimlerde insanlara yol gösteriyorlar. Öncelik yapıyorlar. Ama örneğin Lenin'in öncülüğü, Lenin Rusya'da işçilere, köylülere öncülük etti. Çünkü Rus işçisinin zaten öncüden başka bir şeye gereksinim yok. Çünkü kendi istenci. Yoksulluktan, eğitimsizlikten, çarlıktan, Ortodoks Kilisesi'nin kültüründen o insanların özgür olmaları olasılığı. Lenin de özgür değil. Batı'da yaşadı. Özgürlüğü tanıması gereken ama anlayamadı. Gelir gelmez Rusya'ya, Rus devrimini, Şubat devrimi aslında bir burjuva devrim denen şey Rusya'da biliyorsunuz. Bolşeviklerle hiçbir ilgisi yok. Ve Bolşevikler bütün o devrimi yapan güçlere karşı düşmanca bir tavır içindeler. Gelir gelmez o Rus devrimini öldürdüler aslında. Bolşeviklere yaptığı şey. Çünkü o topraklar şey, özgür istencinin yeşerebileceği, büyüyebileceği, gelişebileceği yerler değil. Despotizm normal olur. Hocam, politik değil de felsefi anlamda öncülük yapılamaz mı? Mesela Hegel'in öncülük yaptığını söyleyemez. Yaz, önce şunu anlatıyor. Önder, arkadaki nüfus tarafından izlenir. Yani bir yerde koyun gibi. Korkar, istemese de izler. Yani orada bir istenç yoksunluğu var. Kendi yönünü bulamama var. Ama mesela Hegel'i izleyenlerin koyun gibi izlediğini söyleyemeyiz. Matematik dersi izleyenler, fizik dersi izleyenler, şimdi onu şöyle açıkladık. Yetki, akademik yetki. Öğrencilerin bilmedikleri konularda öğretmenlerini dinlemelerinde yarar var. Yani anlayamıyorlar ama sonuçları, formülleri biliyorlar ama formüllerin nasıl çıkarıldığını anlayamıyorlar. Değil mi? Şey gibi, tıpkı küçük çocuklar gibi. Yani sen şimdi 2 yaşında bir çocuğa, 3 yaşında bir çocuğa pek çok tehlikeli durumu açıklayamazsın, onu yasaklamak zorundasın. Ya onu fiziksel olarak durduracaksın, elinden tutacaksın bir şekilde. Orada yetki gerekiyor. Hegel'i öğrenirken ya da bilimi öğrenirken akademik yetkinin dışında olmak gerekiyor. Çünkü bilgi ezbere kazanılan bir şey değil. Yani bir fizik formülünün nasıl çıkarsanlarını bilmeyen bir mühendis o formülü uygulayabilir ve işini yapabilir. Değil mi? Bunu biliyoruz. Ama bilgi söz konusu olduğunda o bilgi formülü ezberlemekle formülü ezbere bilmek bilgi değil. Bunu biliyoruz. O formülün nasıl türetildiğini bilmek gerekiyor. Bilginin anlamı bu. Öyleyse Hegel'in durumunda bir öncülük söz konusu değil. Birlikte çalışma, birlikte düşünme diye bir şey var. Hegel de kolektif olarak çalıştı. Birlikte düşünme insanlarla, arkadaşlarıyla, öğrencilerle. Yani ama bu şey değil, öncülük değil. Burada normal bilimlerden, görgül bilimlerden ayrı olarak burada ezbercilikten, dışsal kabullenimlerden, otoriteye dayalı kabullenimlerden kaçınmamız gerekiyor. Yani yoksa bu da şey olacak, felsefi bilgi olmayacak. Çünkü Hegel felsefi bilginin olanağını kabul ediyordu. Yani o tanıtmama, Tüze felsefesi hala Batı'da akademisyenler yakınıyorlar. İşte metafizikler bölümü falan diyorlar. Hegel'in asıl önem verdiği şey oydu. O sistem
niçin öyle duruyor? Onu tanıtmaya çalışıyor. Yoksa bu böyle böyle duruyor demek, fetva verir gibi böyle demek yeterli değil. Tanıtma yapması gerekiyor. Bizim burada yaptığımız da şey, bir tür tanıtma süreci, deneme, yapıyı sağlamlaştırabiliyor muyuz, tutarsızlık var mı? Onları deniyoruz. Dogmatizmden uzaklaşmaya çalışıyoruz ve işin gerçeğini, kavramın kendisinden bulmaya çalışıyoruz. O nedenle hiçbir şekilde öncü olamaz. Hitler öncüydü. Almanlar Hitler'e ant içiyorlardı. Sadece askerler değil, sadece Wehrmacht değil. Alman yargıçlar Hitler'e, yani Führer'e ve onun yasının üzerinde olduğu konusunda şey yaptı, ant içti. Sitede ideoloji bölümüne, ideoloji sayfasına bakarsanız göreceksiniz. Şimdi sen Führer'in istencini, yasanın istencini üzerine koyarsan orada hukuk diye bir şey kalır mı? Yasa diye bir şey kalır mı? Naziler devleti yok etti. Çünkü devlet yasa egemenliği iken Nazi ise tiran gibi davrandı ve şimdi bunlar Hegel'in çözümlemesinin şeyi, bir yerde kavramlarının izlenmesiyle ortaya çıkan çıkarsamalar ya da bağıntılar. Önderlik, eğitimsiz insanların, çocukların, fanatiklerin, yani dediğimiz gibi kendi duyuncunu geliştirip büyüme şansı bulamamış nüfusların, onların araçları ya da onların gereksinliği bir şey. Papa önder mi? Önder. Yani Papa ne önderlik yapabiliyor? Hiçbir şey yapamıyor ama sözel olarak önder. Ve Papa'nın bir yüklemi yanılmazlık. Bunlar şaka değil, bunlar simgesel değil. Bunlara milyonlar, yüz milyonlar inanıyorlar ve bu insanların eğer dürüst iseler kendilerinin inanması gerekir. Ben yanılmam diyor adam. Bu şimdi boş inanç değildir, nedir? Sorgulayan, sen böyle bir şeyi nüfusa söylersen, ondan sonra ona tabii ki al bu İncil, bunu sen oku, yorumla diyemezsin. Onu okumaması için ve yorumlamaması için elinden geleni yapacaksın. Luther'in karşı çıktığı şeylerden en önemlisi buydu. Luther, Almanca'ya çevirdi İncil'i, bastı ve herkes okusun dedi. Herkes rahiptir dedi, herkes yorumlayabilir dedi. Ama Katolikler yok. Çünkü onların şey, sürüye gereksinimleri var, istençsizliğe gereksinimleri var, duyunçsuzluğa gereksinimleri var. Duyunç zayıf olduğu zaman bir kültürde mafyanın çıkması çok kolay. Mafya, İtalya'nın çok büyük bir bölümünü yönetti. Bugün de önemli ölçüde yönetiyor ve hala şey değil, silinmiş değil. İsveç'te bir mafya şey söz konusu. Amerika'ya İtalyanlar götürüyorlar. Şimdi bu bütün İtalyanların şey olduğu anlamına gelmiyor tabii ki. Ya da bütün Rusların, en sonunda onlar da kendi işlerinden o özgürlük mücadelesini kazanacaklar. Düğünç özgürlüğünü, İslamcı özgürlüğünü kazanacaklar. Ruslar görüyorsunuz, hapse giriyorlar, öldürülüyorlar. Spiegel, Yatsin'in dönemiyle başlamak üzere diyor, 260 Rus gazetecisi öldürüldü. Çok yüksek bir rakam. Bu insanlar kan davasında öldürülmediler. Pek çoğu yasa adına, Rus adına, istenç adına, insan onuru adına oradaki hırsızların ya da istençsizlerin, duyuşsuzların üzerine gittikleri için öldürüldüler ve en son biliyorsunuz işte şarkıcıları hapse attı Putin. Çıkardı. Şimdi, yani İtalyanlar için de, Türkler için de, Almanlar için de, Almanlar için ama yurttaş toplumu olamadılar ve Nazizm'e yenik düşmelerin birbirini buydu. Yani hiçbir zaman Almanya bütününde kendi istencini ve duyuncunu bilen ve kullanan bir devlet ya da bir ulus olmadı. Nazizmin fanatizmi ortada. Bir de siz 100 milyon yakın Alman'ın büyük çoğunluğu, çok büyük çoğunluğunun bunu kabul ettiğini düşünüyorum. Bu dindar halkı gibi bir şey. Bunu kabul etti Almanlar. Bu onların şeyi gösteriyor. Dünyaların zayıf olduğunu, gelişmediğini ve bir parça gelişmiş olan kuzeyin ise korktuğunu, yıldığını, Alman ordusu Hitler'i şey yapamadı. Hitler'e hayır diyemedi. Darbe şeyler, suikastlar düzenlediler, çok sayıdılar ama başaramadı. Ama genel olarak bütününde Alman ordusu şey yapamadı. Tıpkı şimdi Kuzey Kore'nin başkanına, Kuzey
koyuyor. Generallerin korkmaktan başka bir şey yapmamaları gibi. Alman silahlı kuvvetleri de Hitler'i şey yapamadı. Durduramadı ya da hayır diyemedi. Başka yerlerde durum başka bir şey yok. Hollanda'da böyle bir şey olmaz işte. Hollanda özgürlüğünün ilk çiçeklendiği yerlerden biri, birincisi ve özellikle Hollanda'yı batırdığını gerçekten kazıdılar. Yani, dümdüz olmuş. Şimdi özgürlük kazanılan bir şey ve bu iç çekişmeyle, iç kavgayla olan, iç çatışmayla olan bir şey. Şimdi şey olabilir, şiddet ve zor minimalize olabilir. Çünkü Ruslar Sovyetler'i çöktükten sonra şey yapmadılar, çok fazla kendi işlerinde kan dökmediler ama Yugoslavlar onların şeyi durumu çok daha farklıydı. Sıralı, Sırplar daha doğrusu. Yurttaş toplumunun homojen bir eşitliği var, homojen bir kültürsüzlüğü var. Yurttaş toplumu kültür toplumu değil. Üretim dünyası bir bakıma kültür dünyası, değerler dünyası değil. Orada Yahudi misiniz, Alevi misiniz ya da Katolik misiniz? Bunun bir şeyi yok, önemi yok. Kadın mısınız, erkek misiniz? Yeteneğinizin önemi var, bilginizin önemi var. Ve başkalarına nasıl araç olabileceğinizin önemi var. Başkalarını nasıl araç olarak kullanabileceğinizin önemi var. Çünkü çalışıyorsunuz, iş yapıyorsunuz ve bu ahlaksız değil. Sözleşme kurallarına uyuluyorsa, burada bir alışık yok gibi görünüyor. Belki çok ters geliyor. Eski alışkanlıklar insanı böyle düşünmesini zorlaştırıyor. Ama sözleşme ilişkisi ve geri sisteminde ücret sözleşmesi ilişkisi özgür bir ilişki olarak görünüyor. İşçi ve işveren arasındaki ilişki yasalara uygun olduğu ölçüde ona sömürü demek için hiçbir neden yok. Ama bu sömürünün olanaksızlığı anlamına gelmiyor ve belli noktadan sonra hangi nokta olursa olsun bir noktada haksızlık ortaya çıkmaya başlıyor. Sözleşmeyi şeyini yitiriyor. Sözleşme çiğnenmiş oluyor. Yani çünkü sömürü sözleşmenin işlemesi değil, işlememesi anlamına geliyor. Yurttaş toplumu, özgür bireylerin toplumu, dinsel değer, din Hegel'in dizgesinde, buna dikkat edin, bu çok özel. Din Hegel'in dizgesinde aile, toplum ve devlet alanlarında bulunmuyor. Oraya ait değil, nesnel dil alanına ait değil. Bu demek değil ki aile, toplum ve din, devlet, bunlar devlet, dine ilgisiz. Hayır. Din devletin temelindedir diyor. Çünkü onu kabul ettiği din, din kavramına uygun din, ussal din. İnsan özgürlüğünü, insan eşitliğini tanıyan bir din. Böyle olduğu zaman o dinin, o devletin, o toplumun, o ailenin temelinde olduğunu söylemenin hiçbir şeyi yok. Ayrıca da Hegel'de, dizgede yüksek momentler aslında gerçekte onları önceleyen momentlerin zemini değerini de taşıyor. O anlamda din, devletin, toplumun ve ailenin dışında ama aynı zamanda da onların temelinde, usul olarak temelinde. Değil. Hristiyanlık ve Müslümanlık ikisi de insan eşitliğini tanımada bir. Modern devletin ilkesi bu zaten. İnsan eşitliği. Türk ayrımı, ırk ayrımı, inanç ayrımı, yani bunları tanımadan insanlara eşitlemek. Bu modern devletin ilkesi ve din, tek tanrılı dinler için de bu böyle. Yurttaş toplumu bir şey değil, kültürel alan değil, ekonomik alan ve orada bireylerin kendi o yapının parametreleriyle oraya girmeleri gerekiyor. Kendi köhnemiş, arkayık değerleriyle değil. Grup küme hakları falan bunlar şey gerçekten inanmayacak şeyler. Çünkü demek bir kümenin hakkı var da geri kalanının yok. Bu şey feodalizm demek, yani ayrıcalık demek, eşitsizlik demek. Bu yasanın çiğnenmesi demek. Böyle bir şey olabilir mi? Var mı öyle bir şey şu anda? Yani, yok değil mi? Var mı öyle bir şey? Cemaat hakları diye bir şey var mı? Azınlık hakları var. Azınlık hakları o da şey, anlamsız bir şey. Yani azınlığın topluluğa, çoğunluğa karşı falan. Azınlık çoğunluk ne demek? Yurttaş toplumunda azınlık çoğunluk diye bir bölünme söz konusu. Yurttaş toplumu düzeninde konuşuyoruz. Politik devlet
Orada devlet istenci varsa o ayrı bir konu. Aynı bir şey. Toplumla devlet aynı bir şey değil. Şimdi azınlık diye böldüğümüzde kadın erkek diye de böldüğümüz oluyor. Öyle değil mi? Kadın erkek diye bölmüş oluyoruz yani. Azınlık diye bölersek. Kadın hakları da var. Kadın hakları. Bunlar hep şey. Bunlar gerçekten irrasyonel terimler. Çünkü kadın hakları sanki erkeklerden daha fazla hakları mı olması gerekiyormuş kadınlar? Yok öyle bir şey. Son derece negatif sakatlara ve engelli. Paradoksal, yani negatif geliyor kadın hakları veya işte azınlık hakları. Paradoksal geliyor yani. Paradoksal geliyor ama Amerika'da da bu şeyler, zenciler, ayrımcılık varken onlara karşı daha destekleyici olma gibi bir şey politika gülüldü ama o özel bir hak. Ama çok özel bir şey ayrıca yani çünkü. Bugün de Avrupa'da da kadınların şeyini, o açığı denklemek için onları nüfusun değişik toplumun değişik aramalarında. Kültürsel açıdan belki bir şey olduğu zaman dengelemek açısıyla yapılan bir şey. Evet. Yani. Yoksa bir hak eşitsizliği konusu değil. Yok mu? Yani. Hayır, binlerce senedir ezildikleri için. Kültür açısından bakıldığı zaman pozitif ayrımcılık aslında onu eşitlemek amacıyla bir itilme gibi bir şey. Yani. Tabii. Binlerce senedir ezildiği için şimdi biraz eşitleyelim diye uğraşılıyor. Çünkü evet. Binlerce senedir sömürülmüş çünkü ezilmiş. Yani bir hak konusu değil. Destekleme, aradaki şey süreci kısaltmak için istenen bir şey. Yani o bir hak işsizliği, öyle cemaat hakları gibi şeyler, bunlar tamamen şey, irrasyonel. Kuzey Baltık ülkelerinde var mı böyle bir azınlık hakkı, kadın hakları, böyle bir şey var mı? Yok, istemiyorum. O zaman bu topluma göre, yani ülkeye göre değişen bir şey. Olmayan yer. Orada da desteklemeler var. Örneğin İskandinav ülkelerinde işte parlamento seçimlerinde kadınlar kadın sayısıyla ilgili kotalar koyuyorlar. Yani 2006'dan düşünecek falan. Ki o bir aslında bir aşamalı olmalı. Sen henüz yetkin olmayan insanları yasama koltuklarına oturtursan o da yanlış olur. İlleçin. Ama muhtemelen o işi yapabilecek yetkinlikte oldukları için öyle bir kaygıları yok. Biz başbakan. Askerlik konusunda da var bu. Yani sözleşme dediğiniz de askerlik için. Avrupa'da öyle bir şey yok. Yani isteyen gitmiyor ama bizde mecburiyet var. Ama yasa gereği. Yasa olduğu için. Yasaya bağlı yani. Zorlama olmuyor. İstencim istemiyorsa. Şimdi burada işte Tikel ve Evrensel'in çatışması var. Eğer yasa varsa bizim istencimiz, duyuncumuz onu istemiyor dediğiniz anda kötü olmuş oluyor. Ama evrensel bir yasa değil mi? Ama ona işte yani o zaman herkes en büyük saçmalığı evrensel yasa diye sunup her türlü yasayı evet. Rahatça çiğneyebilir. Yani o şey değil. Süre bu. Evet, süremiz doldu galiba. Evet. 5 dakika geçtik. Tamam.